Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhume için son vazifemizi ve şahitliklerimizi yerine getireceğiz.
cenaze namazımızı, duamızı eda edeceğiz. Cenaze namazı rükûsu ve secdesi olmayan bir namazdır. 4 adet tekbirle yerine getirilir. Birinci tekbiri alacağız, ellerimizi bağlayacağız. Sübhaneke duasını ve Celle Senâuk kelimesini ilave ederek okuyacağız. Sonra ellerimizi kaldırmadan bir tekbir daha alacağız. Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyacağız. Sonra yine bir tekbir daha alacağız ellerimizi kaldırmadan. Ve bilenler cenaze duasını okuyacaklar. Bilmeyenler Fatiha suresini ya da herhangi bir duayı okuyabilirler. Sonra dördüncü tekbirden sonra namazımızı kılıp tamamlayacağız. Selam verip namazımızı tamamlayacağız. Tezkiye ve şahitliklerimize başvuracağız. Allah için salata, Resulullah için salavata, merhume için duaya, uyun hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumenin ruhu için Allah rızası için. El-Fatiha. Değerli Müslümanlar, ailemizin büyüğü, halamızı ahirete yolcu ediyoruz. Geldiniz, iştirak ettiniz cenaze namazına. Çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Tabii ölüm haktır. Buna inanıyoruz. El mevtu hakkun. Cenab-ı Hakk'ın zatı dışında her şey helak olacaktır. Ona döneceğiz. Buna iman ediyoruz. Ve hepimizin hayatında zaman zaman büyüklerimizi, yakınlarımızı kaybediyoruz. Tabii yakınlığa göre ölümlerin de bir hikayesi var. Hatırlayanlarınız var. Tam 7. ay 30 Aralık'ta oğlunu kaybetmişti halam. Genç yaşta. Ve o tarihten itibaren tabii yaşı var. Hastalıkları var ama o tarihten itibaren de daha da ağırlaştı. Tedavinin fayda görmediğini müşahede ettik. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna dar-ı bekaya yolcu ediyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar. Yakınları onunla uzun yıllar hatıralar yaşamış olanlar şüphesiz daha çok etkileniyor. Fakat bizi Müslümanlar olarak teselli eden, müteselli kılan iki husus var. Birisi ölüm bir son değil bizim inancımızda. Bir başka hayatın başlangıcı. Dolayısıyla hepimiz oraya gidiyoruz ve ahirette, ölümden sonraki hayatta beraber olacağız. Çoğumuzun, onu bakıyorum, kendisi için öyleydi, kendisi de söylerdi. Öbür tarafta yakınları, sevdikleri daha çok buradakilere göre. Orada Cenab-ı Hak hepimizi, onu da, bizleri de, sevdiklerimizi de başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere bir araya getirsin, buluştursun. İkinci bizi teselli kılan husus. Yaşadığımız hayata göre daha iyi bir hayata, daha kaliteli bir hayata gidiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de müteaddit yerlerde ifade ediliyor. Âlâ suresi 16-17. ayette Cenab-ı Hak bizleri yarattığı için en iyi bilen de o. Ben tutsiyorum el hayatı, dünya. Size hayat, dünya hayatı daha hoş geliyor, daha çok seviyorsunuz, daha güzel olduğunu düşünüyorsunuz. Böyle ahiretü hayrul ebka. Ama ahiret hayatı hem daha hayırlı hem de baki, hem baki daha uzun olan, baki olandır diyor. Dolayısıyla öldükten sonra bu hayata göre daha kaliteli bir hayata gidiyoruz. Gördüğümüzde buradan bilmiyoruz ama gördüğümüzde bundan daha kaliteli, daha bizi memnun edici bir hayat olduğunu göreceğiz.
da bizi teselli ediyor. Ama her ölüm tabii ki bizim için bir üzüntü vesilesi. Çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal etmenizi, helal. Hakkınızı helal eder misiniz? Helal. Allah razı olsun. Ben oğlu mesabesindeydim. Hakkı, hukukla, mutlaka arkadaşlarımıza helal olsun. Allah rahmet eylesin. Amin. Hocam dua yapacak, lütfederse. Hocam buyurun. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulullah. Cenab-ı Hak bizleri iman sahibi yapmış. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü kelimesini canı yürekten söyleyerek iman etmeyi bize nasip etmiş. Allah'a hamdü senalar olsun. Böyle bir insanların arasında bulunuyoruz. Şunu unutmamamız lazım. İşte şimdi bir kardeşimizi namazını kıldık. Biz de bir gün bu cansız ata bineceğiz ve dengeli yaşayalım. Evet, dünya hayatı bizi cezbedebilir. Buna karşı aklımızı, irademizi ve son halimizi düşünelim. Dengeli yaşayalım ve Kur'an'ın emirlerini çiğnemeyelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine hayatımızın her safhasında uyalım. Cenab-ı Hak bu merhuma kardeşimize ahiret hayatında mağfiretle, lütufla muamele eylesin. Kabrine konduğunda meleklerin suallerine Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an Azimüşşan, Peygamberim Muhammed Mustafa, müminler kardeşim, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resuluh diyerek kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin inşallah. Geride kalanlarına sabır cemil ihsan eylesin. Bundan ders alan ve hayatını nizama sokan bir bilinç içerisinde güzel insan olarak yaşamayı hepimize nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu imanımızı kamil, ahlakımızı güzel, rızkımızı helalinden bol, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, akıbetimizi hayretsin. İslam'ı müminleri aziz eylesin. Küfrü kafirleri kahreylesin. Bizleri için, Müslümanları için, aziz vatanımız için, İslam ümmetleri için hainlerin, kafirlerin düşündükleri hileleri, desiseleri kendilerine çevirsin, ayaklarına dolaştırsın inşallah. Onlara fırsat vermesin. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden muhafaza buyursun. Allah Celle Celaluhu bizleri sevdiklerinden, salihlerden eylesin. Bunun için bizi Tevfik Samazhanesi'ne mazhar buyursun. Şu dualarımızı Ravza-i Mudahhara'da, Kabe-i Muazzama'da salih kulların ettiği dualar gibi bizi kabul buyursun inşallah. Subhanakallahü ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke. La şerike lek. Nestağfirüke ve netubu ilek. Subhane Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun ala mürselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Aziz cemaat, Fatma Tırtancı Hanımefendi validemizin naaşını Eskişehir mezarına, sanayi kapısından gireceğiz. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Buyurun.